ODTÜ'ye gidelim. Orada bir videomuz var. O videoyu seyredelim. Çok önemli bir video. ODTÜ rektörünün başına gelenleri göreceksiniz. Muhtemelen ODTÜ rektörü yine öğleden sonra beni arayacak. O da Şaban Bey gibi. ODTÜ rektörüne ne zaman bir şey söylesem bana mesaj yazıyor böyle saatlerce. Nedir abi falan diye. İşte ben şöyle akademik birisiyim. ODTÜ geleneğini korudum. Bilmediğiniz olaylar hakkında fikir yapıyorsunuz. Ailem var. İtibarım bilmem ne falan filan. Ben de diyorum ki hocam Verşan Beyciğim buyurun gelin yayına Tele1'deyken yok. Peki ben ne yapabilirim? Yanlış yapıyorsam doğruyu söyle. Yanlış yapıyorsam cevap hakkı kullanacaksan gel. Hepsini söylüyoruz. Niye gelemiyorsun? Çünkü yanlış yapmıyoruz. Çünkü yalan söylemiyoruz. Ama yani Allah'ın günü cep telefonum sende var diye hocam böyle uzun uzun vallahi okunacak gibi değil. Kitap gibi yazıyorsun. Bir de bir rektör nasıl vakit buluyordu o kadar yazıyor. Benim gibi eğer başka gazetecilere de yazıyorsa ne zaman ODTÜ'yü yönetmeye vakit buluyor onu da bilmiyorum. ODTÜ Verşan Bey gibi birisini taşımaz. Sırtından atar. Atıyor da. Verşan Bey'in de bunu bilmemesi mümkün değil. Yıllardır bu işi yapıyor. Yıllardır orada. Dayatılan isimsiniz. İktidarın adamısınız. Onun bekçisisiniz. ODTÜ geleneği bunu kabul etmez. İşte bizim Ali ODTÜ'lü. Etmez. Ali'ye ben bir şey söylediğim zaman bile sen öyle düşünüyorsun abi. Hayır böyle diyor. Sinirleniyorum. Ama öyle. Dik başlı. Okumuş. ODTÜ zaten dik başta olunsun diye gidiliyor. Okumuş olsun diye gidiliyor. Meselelere başka yerden baktın diye. Yani iktidarın işaret ettiği Verşan Bey'i kim sallar ODTÜ'de? İzleyelim bakın neler olmuş. Biraz da yüreğinizin yağları erisin. Ben bazı şeyleri anlamıyorum herhalde. Ben biraz kas kafalıyım arkadaşlar. Neden? Ya başına bunun geleceğini biliyorsun. Sen de Abdullah Gül gibi git bir hastaneye. Yalandan bir tane rapor al. Paran pulun da var. Özel hastanede olur. Arkadaşların da olur. Hasta diye kefeni yırt. Ya oraya gittiğin zaman seni kürsüde konuşturmayacaklarını, seni doğduğuna pişman edeceklerini bilmiyor musun? Burası ODTÜ. Bu çocuklar Türkiye'nin siyasal bilinci en yüksek olan çocuklar. Halen öğretim üyeleri orada solcudur. Çocuklar solcudur. O topraklar solcularındır. Türkiye'nin en iyi yetişecek insanları. Sen kalk, Erdoğan işaret etmiş, seni oraya koymuşlar. Sen de orada Erdoğan'ı temsil ediyorsun. Oradaki çocuklar da sana eyvallah diyecek. Demezler, burnundan getirirler, doğduğuna pişman ederler. Al bir rapor. Yat hastanede 3 gün. Bitince geri gel. Ya bu kadarını sana kimse söylemiyor mu ya? Çoluğun çocuğunu seyrediyor Verşan Bey. Bu hale niye düşürüyorsun kendini ya? ODTÜ'nün rektörü olmak için Bunu yapıyorsun da tarihte sarayın rektörü olarak anılacaksın. ODTÜ tarihinin kara sayfalarından biri olarak anılacaksın. Hayret ediyorum bu işleri.